TVM ekranlarından mutlu sağlıklı günler efendim. Her şeyin başı sağlık programıyla bugünlük de sizlerle birlikteyiz. Stüdyoda çok değerli bir hocamız bizlerle birlikte beslenme üzerine bugün oldukça detaylı konuşacağız. Beslenme ve diyet uzmanı Ayça Güleryüz bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hocam şöyle başlayalım. Aslında diyet nedir? Kimler hızlı kilo alır ya da kimler derken hastalıklar mıdır kilo almamızın sebebi diye bir başlık açalım. Aslında hastalıkları tek tek işleyelim ve kilo almamıza nasıl etkili, kilo vermemize nasıl etkili bunları bir konuşalım istiyorum. Diyeti şöyle açıklayabiliriz. Diyet aslında sağlıklı beslenmektir. Yani bizim toplumumuzda biraz bu yanlış anlaşılıyor. Diyet yapmak, düşük kalorili beslenmek, kısıtlamalar yapmak, hatta akşamları yemek yememek gibi algılanıyor aslında. Ama diyet demek sağlıklı beslenmek demektir. İşte boyumuza, kilomuza, yaşımıza, cinsiyetimize uygun, yeterli ve dengeli besin gruplarını almaktır aslında diyet. Diyet yaparken bizim hem genetik faktörlerimiz çok önemlidir hem de çevresel faktörler çok önemlidir. Zayıflarken de zaten önce çevresel faktörleri ortadan kaldırmaya çalışırız. İşte nedir? Spor yapmaktır. Nedir? Daha düzenli, saatli bir beslenmektir. Ama bazen ne yaparsak yapalım kilo veremiyoruz. O zaman ne yapıyoruz? Biraz daha bunun genetik faktörleri olabilir mi diye bakıyoruz. Ya da biyolojik olarak herhangi bir şey ters gidiyor olabilir mi diye bakıyoruz. Sonrasında kan tahlillerimizin sonuçlarına göre işte bir hastalığımız var mı? Kilo vermemizi engelleyecek olan arka planda yatan hastalıklar var mı diye bir bakıyoruz. Bu yüzden de kilo veremiyor olabiliyoruz mesela. Peki hangi hastalıklar kilo vermemizi engeller hocam? Birçok hastalık var diyebiliriz aslında ama ilk önce bizim bakacağımız hormonlarımız bizim aslında metabolizmamızı yöneten grup hormonlarımızdır. Önce hormonlar grubuna bakabiliriz. Tiroidden başlayabiliriz. Tiroid nedir? Aslında bizim tüm metabolizmamızı, metabolizma hızımızı düzenleyen bir boynumuzun ön tarafında bulunan bir bezdir. Buradan salgılanan işte tiroid hormonu metabolizmanın daha hızlı çalışmasına yardımcı olur. Eğer bu tiroid bezinde işte tiroid hormonlarının salgılanmasında herhangi bir sıkıntı varsa o zaman metabolizma daha yavaşlayabiliyor ve kilo kaybı daha da zorlaşabiliyor kişilerde. Bunu genelde nasıl anlıyoruz? Kan tahlili yaptırıyoruz. Bir uzmana mutlaka doktorumuza yönlendiriyoruz. Kan tahlillerinin sonuçlarını doktorumuz değerlendiriyor. Tiroidle ilgili herhangi bir sıkıntı varsa bir ilaç takviyesi de zaten bulunuyor doktorlarımız. Sonrasında biz de ne yapıyoruz? Daha düzenli beslenmesini oluşturuyoruz hastamızın. Nedir tiroidde özellikle dikkat etmemiz gereken? Tiroidde biraz daha saatlere dikkat ederiz mesela. Vücudumuz saati sever, saatli beslenmeyi, saatine göre yaşamayı sever aslında. O yüzden ne yaparız? Kahvaltımız, öğle yemeğimiz, akşam yemeğimizin saatlerini daha ayarlarız. Tiroid eğer daha az çalışıyorsa, yani tiroid bezi daha az çalışıyorsa, daha az tiroid hormonu üretiliyorsa, metabolizma yavaşlayacağı için ne yapabiliriz? Daha fazla spor yaparak özellikle metabolizmayı hızlandırmaya yardımcı olabiliriz. Herkesten biraz daha fazla yorulacağız anlamına mı geliyor eğer tiroid rahatsızlığı varsa? Evet, tiroidde biraz daha efor sarf etmemiz gerekiyor. Normal bir, sağlıklı bir bireye göre biraz daha diyette efor sarf ederek kilo vermeyi desteklememiz gerekiyor. Peki diğer hastalıklar nelerdir? Örneğin kansızlık kilo aldırır mı ya da kilo verimini yavaşlatır mı? Burada bir etken var mıdır? Kansızlıkta aslında hani baktığımızda demir mineraline bakıyoruz. Demir minerali eğer olması gerekenden depolarımız azsa ne oluyor? Bu sefer yorgunluk, halsizlik, bir bitkinlik hali oluşuyor vücudumuzda. O zaman da fiziksel aktivite yapmamız zorlaşıyor. Kendimizi yorgun hissettiğimiz için ekstra bir çaba sarf edemiyoruz. Bu zaman da ne olabiliyor? Daha fazla kalori artışı belki olabiliyor. Ya da kalori arttırmasak bile
hareketimizi azalttığımız için daha fazla bir kilo artışı görebiliyoruz. O yüzden mutlaka demir takviyesinde doktorlarımız bulunuyorlar. Demir çünkü bizim her türlü hücremizde yer alan bir mineral. Özellikle oksijen taşımada, vücudun kan içerisinde oksijen taşımada çok büyük bir yer alıyor. Eğer demir eksikliği olursa çok büyük bir halsizlik, yorgunluk hissediyoruz. O yüzden mutlaka demir eksikliği de kilo kaybını zorlaştırıyor diyebiliriz. Kan hapları kilo aldırır mı kaygısı var. Aslında kansız olan birçok kişinin de böyle kafasında soru işareti var. İşte kan hapı içtim kilo alıyorum gibi. Bu algı doğru mudur hocam? İlaçlar kilo aldırır mı? Aslında hani şöyle bir şey olabilir. Biz demir eksikliğinde kendimizi daha yorgun, daha halsiz hissederiz. Belki gıdalara karşı isteksizliğimiz daha fazla artıyor olabilir. Demir hapları ile birlikte depolar dolmaya başlıyor ve vücudumuz kendini daha aktif hissediyor. Metabolizma hızımız belki biraz daha artıyor. Böyle olunca da iştah artıyor olabilir. Bu yüzden de eğer yiyorsak, biz de bu açılan iştahı gıdayla takviye ediyorsak o zaman kilo alma problemi görülebilir. Ama genel olarak İşte kan hapı içiyorum, işte direkt kilo aldırıyor diye çok doğru bir söylem olmaz. İnsülin direnci nedir hocam? Şimdi yine kilo vermemizi zorlaştıran en büyük faktörlerden biri aslında bu insülin direnci. Çünkü biz genelde karbonhidrat ağırlıklı besleniyoruz. Şimdi karbonhidratın içinde ne vardır? Aslında glikoz vardır. Temel yapı taşı glikozdur. Glikoz sindirim sistemine, sindirim kanalına girdiğinde insülin salgılanmaya başlar vücutta. Yine en başa geri dönüyoruz, hormon sistemine. İnsülin de çünkü yine bir hormondur vücutta. Tüm mekanizmamızı etkileyen bu hormonun salınımı bizim için çok önemlidir. Şimdi glikoza geri dönelim. Glikoz ne yaptı? Sindirim kanalımıza girdiğinde insülin salınımını arttırdı. Normal sağlıklı bir bireyde ne oluyor? Glikoz hücrenin içerisine giriyor, enerji olarak kullanılıyor. Eğer insülin direncimiz varsa bu glikozun hücre içine girmesi, insülin çünkü alıyor glikozu, hücrenin içine taşıyan bir taşıyıcı görevi görüyor. Eğer insülin direnci varsa glikoz ne yapıyor? Bu hücrenin içerisine girip kullanılamıyor enerji olarak ve kanda bu sefer yükselmeye glikoz devam ediyor. İşte aslında sporla atamayacağımız bir şey mi bu? Destek oluyor. İnsülin direncini kırmaya spor, fiziksel aktivite yardımcı oluyor. Çünkü insülin salınımını ne yapar spor yapmamız? Daha da regüle eder, düzenler. İşte insülin direncinde beslenme tedavisi, doktorlarımızın uygun gördüğü ilaç tedavisi ve fiziksel aktivite aslında bir bütün haline geliyor. Tek başına diyete dikkat etmek ya da tek başına ben ilacımı kullanıyorum, insülin direncim azalacak diye düşünmemek gerekiyor. Bunu kombine bir tedavi gibi düşünmek gerekiyor. Aynı zamanda hem insülin için doktora gidilip bir de diyetisyen desteği mi alınmalı hocam? Tabii ki. Yani sadece ilaç kullanmak yeterli olmuyor burada. Mutlaka kişinin fiziksel özelliklerine uygun, işte yaşına, kilosuna, boyuna uygun bir beslenme programı oluşturulmalı. Saatleri kişinin yaşam düzenine göre oluşturularak bir program yapılması daha önerdiğimiz bir tedavi yöntemi oluyor insülin direncinde. Hocam peki yıllardır aslında bizim sizlerden öğrendiğimiz ve sürekli söylenen bir şey var. Karbonhidrattan uzak durun. Ama karbonhidrat da bazı besinlerde var. Örneğin sebzelerde en büyüğü patates de var gibi. Bunları hiç hayatımızda yememeliyiz, tüketmemeliyiz. Yani sadece insülin direnci olan hastalar mı dikkat etmeli yoksa normal bireyler için de bu konuda ne söyleyeceksiniz? Şimdi karbonhidratlar bizim enerjimizin temel kaynağıdır aslında. İlk enerji kaynağımız karbonhidratlardır. O yüzden kesinlikle karbonhidratlardan tamamen yoksun bir diyet zaten düşünemeyiz. Ama bizim bahsettiğimiz karbonhidratlar aslında iki çeşit karbonhidrat vardır. Biri daha yavaş sindirilen, kan şekerini daha yavaş yükselten, daha lifli olan, tam buğday dediğimiz, tam taneli dediğimiz karbonhidrat grubu ya da meyve sebzenin içerisinde bulunan daha lifli bir yapısında olan karbonhidrat grubu. Bir de kan şekerini çok hızlı yükselten, işte glikoz, fruktoz şurupları dediğimiz, beyaz un dediğimiz, beyaz şeker dediğimiz bu tip bir karbonhidrat grubu vardır. Bizim aslında sakınmamız gereken ki özellikle insülin direncinde bu hızlı yükselten, kan şekerini hızlı yükselten
karbonhidrat grubudur. Biz yine karbonhidrat eğitimi veriyoruz genelde hastalarımıza. Nedir bu karbonhidrat eğitimi? Hangi karbonhidratı kullanmalıyımdır aslında öğrenmesi gereken? İşte hangisini seçeyim? Beyaz unla yapılan bir ekmeği mi yoksa tam buğdaylı bir ekmeği mi? İşte beyaz pirinç pilavını mı seçeyim? Bulgur pilavını mı seçeyim? Biz orada aslında karbonhidrat eğitiminde hangi tür karbonhidratı seçmesi gerektiğini mutlaka hastayla konuşuyoruz. Ona eğitimi veriyoruz bu konuda. Yani gelirsek aslında ana noktaya, karbonhidrattan kısıtlı bir diyet kesinlikle doğru bir diyet değildir. Tamamen yasak, yoksun bir diyet. Biz ne yapıyoruz? Miktarını ve alması gereken çeşidini kısıtlayarak bir besin düzeni oluşturuyoruz. Örneğin pirinç hiç yenmemeli mi o zaman hocam? Ya da buna nazaran bulgur mu yenmeli? Veya beyaz ekmek hiç yenmemeli. Tam buğday ekmeği ya da kepekli ekmek. Ama burada tabii yine hastalıklar baş gösterecek. Evet. Mesela kansızlıkta ne yapılmalı? Kepekli ekmek zararlı mıdır? Kan değerlerini daha çok düşürür diyor doktorlar. Şimdi yine tamamen yine bireysele dönüyoruz burada. Kişinin kendi o anki sağlık durumuna göre değiştiriyoruz. Dediğimiz gibi insülin direncimiz varsa beyaz pirinç pilavını, beyaz unlu gıdaları, beyaz şekerli gıdaları kısıtlıyoruz. Neden? Çünkü insülin direncini biraz daha arttırmaya sebep olabiliyor bu gıdalar. Ama ne yapıyoruz? Sağlıklı bir bireyse ben diyorum ki porsiyonunu ayarladığımız sürece hiçbir sıkıntı olmaz. İşte pirinç pilavı da yiyebiliriz. Şekerli bir tatlı da belki zamanı geldiğinde olabilir ama bunun porsiyonu, yeri ve zamanı bizim için çok önemli. Bir diyet yaparken de herhangi bir sağlık sıkıntımız yoksa bir tatlı veya bir pilav yine yiyoruz. Patates tabii ki yiyoruz. Yani biz bu gıdaları hayatımızdan tamamen çıkartamayız. Eğer bir hastalığımız varsa, dediğiniz gibi bir kansızlık varsa, o zaman ne yapıyoruz? Bazı gıdaların sıklığını azaltıyoruz. İşte özellikle kansızlıkla ilgili kepekli ekmek denir. Kepek genelde neye sebep olabilir? Bağırsaklarda demirin emilimini azaltabilir. Ya da kalsiyum demirin emilimini azaltabilir. İşte emilirken ikisi arasında yarışıp kalsiyum daha fazla emilir, işte demir daha az emilir diyebiliyoruz. O yüzden işte demir eksikliğimiz varsa kalsiyum içeren gıdaları, demir içeren bir besini tükettikten yarım saat önce ya da yarım saat sonraya kadar tüketmemeye ya da birlikte tüketmemeye dikkat ediyoruz. Demirle birlikte C vitamini tüketimini arttırıyoruz. Çünkü C vitamini demir emilimini arttırıyor, zenginleştiriyor, yardımcı oluyor. O yüzden hani yine çok kişisele dönüyoruz. Tamamen kişinin sağlık durumuna, o anki hastalığına ve durumuna göre diyetini ayarlıyoruz. Peki hocam, şimdi tabii polikistik over sendromu da var. Kadınların, bazı kadınların sıkça karşılaştığı, en azından 10 kadından ikisinin karşılaştığı diyebileceğimiz bir durum. Bu da kilo alımını ve kilo verilmesini zorlaştırır mı? Şimdi isminden de anlayacağımız gibi polikistik over sendromu, işte yumurtalıklarda fazla sayıda bulunan kistlerin olduğu bir durumdur. Bu genelde üreme çağında olan tüm genç kadınların, yani çoğunun diyelim, aslında yaşamış olduğu bir problem, kist oluşması olabiliyor. Bu fazla kist oluştuğu zaman, yani polikistiye döndüğü zaman ne oluyor? İnsülin direnci artabiliyor vücutta. Yine hormonal bir değişiklikler olabiliyor. İşte tüylenme artabiliyor, sivilcelenme artabiliyor. İnsülin direncinden dolayı da bir kilo artışı gözlemliyoruz bu tür hastalarda. O yüzden yine insülin direnciyle ilgili olan beslenme kurallarına burada geri dönüyoruz. Fiziksel aktiviteyi mutlaka diyetimize ilave ediyoruz. Çünkü insülin direncinde ne demiştik? İnsülin direncinin kırılmasına yardımcı olması gerekiyor. Bu yüzden hem insülin direncimiz hem doktorumuzun önerdiği yine bu konuda kullanması gereken ilaçları hem de diyet tedavisi bizim için bir çözüm yöntemi oluyor yine. Peki bu tedaviler yapıldıktan sonra hocam hızla rahatlıkla kilo verebilir mi hastalar? Yoksa burada tamamen yine beslenme ile alakalı mı? O döneme kadar alışkanlıklarla mı alakalı? Ya da şöyle soralım, ben yemiyorum ama gerçekten kilo alıyorum, su içsem bile yarıyor dediğimiz hasta grubu mudur aslında bu sıraya kadar saydığımız hastalıklar? Evet, genelde zaten biz ilk görüşmede hastalarımızla durumun nerede olduğunu anlayabiliyoruz az çok. İşte ben daha önce çok diyet denemesi yaptım.
yaptım, su içsem yarıyor, işte ne yaparsam yapayım kilo veremiyorum diye bir öykü dinlediğimizde hastalarımızdan, biz zaten hemen bir kan tahlili yaptırmasını mutlaka bir doktorumuzla birlikte bunu değerlendirmemiz gerektiğini anlatıyoruz. Çünkü altında mutlaka metabolik bir problem yatıyordur orada. Çünkü her şeyi uyguluyorsak, diyetimize dikkat ediyorsak, sporumuzu yapıyorsak, orada bir direncin oluşması aslında altta yatan faktörler olabilir. Hı hı. Bu direnci, bu metabolik düzenlemeyi sağladıktan sonra yine de sağlıklı beslenerek kilo vermek gerekiyor değil mi hocam? Tabii bunun ki. altını çizelim. Tabii Çünkü ki, aynen. ben aslında bütün ilaçlarımı alıyorum, insülin direncimi düzene soktum, pilav yemiyorum deyip ama arada başka şeyler kaçırmak yine de Tabii. kilo verilmesini ya da alımını hızlandırır mı? Tabii, yani sonuçta sağlıklı beslenmek, diyet dediğimiz neydi? Sağlıklı beslenmeydi. Benim kiloma göre, işte cinsiyetime göre bir diyet programım oluşturuldu. Bu diyet programıma benim devamlı, yani disiplinli bir şekilde uymam gerekiyor aslında. O direnci kırabilmek için hepsinin bir arada yapılması gerekiyor. Sadece ilacımı alıyorum, ben işte bu hastalık, işte birlikte kilo vereceğim, hastalığı yenip kilo vereceğim. Evet, yardımcı olur ama bizim bunu beslenmeyle mutlaka desteklememiz gerekiyor. Hocam, siz her bireye aslında bir uzman yardım alınmasını savunuyor musunuz o zaman? Böyle başlayalım. Çünkü doğru beslenmek, biz Türk toplumunda pek bilmiyoruz herhalde. Soframızla meşhuruz. Evet, Dünyaca da evet. ünlü bir soframız var. Bu artık Evet. ne yazık ki mi denir yoksa çok şükür mü denir ama Kültürümüzde var, kültürümüzde gerçekten çok var. Evet. çeşitli yemek var ve hepsi de birbirinden lezzetli. Her mutfağın Evet. Anadolu'dan tutun, doğudan batıya her yer. Dolayısıyla hani burada doğru beslenmek nasıl olacak? Doğru beslenmek nedir? Neden kaçmalıyız? Neden kaçmamalıyız? Nasıl açıklayabiliriz? Şimdi şöyle, dediğiniz gibi gerçekten kültürümüz yeme üzerine kurulu bir kültür. İşte kutlama yapıyoruz, mutluyuz, işte bir Hadi yemek sofralar vardır, kurulsun. sofra kuruyoruz, işte kutlamaya yemeğe çıkıyoruz. Bir üzüntü vardır, işte bir matem evidir, yine orada yemek dağıtılır. Yani ne denir, helva kavrulur, yine mutlaka bir yiyecek bizim kültürümüzde var. O yüzden genelde biz ne yapıyoruz? Kendimizi çok soyutlamayalım istiyoruz sosyal hayatımızdan. Ama kilo verme sürecinde kısıtlı bir süre diyoruz. Hani kendimizi biraz daha sınırlayarak tüketelim bu gıdaları. İşte helva dedik mesela, helva kavrulu. Hiç mi helva tüketmeyeceğiz ya da hiç mi işte bir tatlı yemeyeceğiz? Tabii ki yiyeceğiz bunları. Ama kilo verme sürecindeysek biraz daha disiplinli bir süreçte olmamız gerekiyor gerçekten. Ne yaparız? Bir süre sonra yine işte yavaş yavaş diyetimize ilave ederiz. O gün o tatlıyı tüketiyorsak bir daha başka bir kaçamak yapmayız mesela. En önemli konulardan biri bu oluyor aslında. İşte, bir fast food yemeğe gidiyoruz. Ardından ben zaten bugün diyetimi bozdum, bir de ardından bir dondurma yiyeyim ya da bir tatlı yiyeyim diyoruz. Ama biz orada o fast food'u mesela yağda kızartılmış bir fast food seçmeyiz. İşte daha ızgara, daha işte böyle karbonhidratı az bir fast food seçeriz. Orada diyetimize biraz uydurmaya, biraz daha ona yaklaştırmaya çalışırız. Ama hani biz düşüncemiz işte artık ben bunu yedim, diyetim gitti, yarın devam ederim gibi düşünmektense akşam yemeğimizi biraz daha hafif geçiririz. İşte aralarda bir daha üstüne tatlı gibi bir kaçamak, çikolata gibi bir kaçamak yapmayız. Tamamen denge üzerine kurulu aslında. Peki akşam yemeği derken akşam yemeği en son kaçta yenilmeli hocam? Bu da kişiden kişiye değişen bir şey mi? 6'dan sonra yemeğin bir kuralı vardı ama şimdi son yıllarda sanki bu kişiden kişiye değişti. Örneğin 11'de yatan bir kişi için 6 kuralı baki kalır mı? Ya da ya ben zaten geceleri çok geç yatıyorum diyen biri için, işte 1'de 2'de yatan biri için 6 çok mu erken bir saat? Ya da orada da bir ara öğün konulmalı mı? Öğün kaç öğün olmalı? İşte öğünlerde tamamen kişiyle alakalı oluyor. Yani ben kesinlikle 6 ara, ay 3 ana öğün, 3 ara öğün yapacaksınız diyemiyorum bir kişiye. Eğer geç kalkıyorsak mesela ne yapıyoruz? Olabildiğince tabii ki erkene çekmeye çalışıyoruz. Metabolizmayı daha erken saatte çalıştırmaya çalışıyoruz. Ama
İşte kalktığımız saat bellidir. O zaman ne yaparız? İşte öğle yemeğiyle belki kahvaltı arasında bir ara öğün koymayız. Çünkü o zaman ne oluyor? İşte öğle yemeğine kadar olan araya bir ara öğün koyduğumuz mu öğle yemeği saatimiz sarkar, akşam yemeği biraz daha sarkar. Yani ara öğün konsepti aslında bizim için kalori alımını azaltmaya yönelik olmalı. Yani herkes her 3 saatte bir ara öğün yapacak diye bir şey yoktur aslında. Benim öğle yemeği saatim 12'dir. Akşam eve geliş saatim işte 7-8 olur. Orada arada 7-8 saat bir fark var akşam yemeğine kadar. Ben orada çok acıkırım. Bu doğal bir süreç. Ne yapabiliriz? O arada işte kalorisi çok yüksek olmayan bir ara öğün, ufak bir ara öğün tüketerek akşam yemeğindeki gıda alımımı azaltabilirim. Akşam dediğiniz gibi erken yemek yiyorum ve yattığım saat 1-2 diyelim. O zaman ne olur? Ben 1-2'ye kadar çok aç kalırsam bu sefer başka gıdalara, daha çok kalorili gıdalara saldırma ihtimalim yükseliyor. O zaman ne yapabilirim? Akşam yemeğini erken yemişsem, yatmadan 3 saat öncesine kadar, 2-3 saat önce kuralını hani uygularsak, orada ufak bir ara öğün tüketmem benim sabahki açlığımı da kontrol altına almış olur. Hem de orada ufak bir atıştırmalıkla aslında kurtarabiliriz. Çok aç kalırsak bu sefer çünkü ne olur? Gözümüz dönebilir, daha çok karbonhidratlı bir gıdaya, bir çikolataya işte sarılabiliriz. O yüzden orada iştah kontrolü için aslında ara öğün yapmamız daha mantıklı oluyor. Ama eğer bir insülin direncimiz varsa, bir diyabetimiz varsa o zaman kan şekerini daha düzenli tutmak adına mutlaka ara öğünleri koyuyoruz. Çünkü orada özellikle kan şekeri regülasyonunda, kan şekeri düzenlenmesinde biz çok fazla farklılıklar olsun istemiyoruz kan şekerinde. Daha stabil tutmak istiyoruz o işte kan şekeri dengesini. O yüzden o ara öğünleri mutlaka yapalım istiyoruz bu tür hastalıklarda. Ara öğünden kastımız örneğin orada da yenilen gıdalara dikkat edilmeli midir hocam? Yani tabii, buna da tamamen tabii. Uzman örneğin ara öğünde fazla kaçırmak da kilo almaya sebep midir? İncir birse onu 3 yapmak gibi falan. Orada evet, nasıl bir düzen evet. sağlanıyor? Şimdi ara öğünün kalorisi bir ana öğün kalorisi kadar yüksek olmamalı tabii ki. Çünkü bu sefer ne oluyor? Yine fazla kalori alımı bir de çarpı 6 öğün gibi düşünürüz bunu. Gerçekten yine almamız gereken kalorinin üzerine çıkmış oluruz. Bizler ne yapıyoruz? O kalori dağılımını yapmaya ve daha çok öğretmeye çalışıyoruz genelde. Ne kadar yiyelim, ne kadar yersek bir ara öğün miktarını geçmez. Bir porsiyon meyve ne kadardır? Bir porsiyon fındık, badem, ceviz ne kadardır? Aslında bunların da bir nevi eğitimini vermiş oluyoruz hastaya. Hocam soda tüketimi nasıl olmalıdır? Şimdi soda tanımı aslında yanlış kullanılıyor bizde. Mineralli su ve soda ikisi çok farklı şeylerdir. Bizim bu aldığımız evet. son yıllarda marketten sade soda bu ikisi arasında fark var mı? Soda gazlı bir içecektir. Yani kolalar, fantalar işte bunlar ne oluyor? Yabancı ülkede gazlı içecek olarak geçiyorlar. Soda diye geçiyor. Ama bizim kaynak sularımız aslında o doğal maden suyudur onlar. Onlar mineral açısından çok zengindir ve bunların kullanımı gerçekten dikkatli bir şekilde olmalıdır. Hı hı. Soda dediğimiz gazlı içecek nasıl şeker açısından zenginse ve çok fazla önermiyorsak mineralli su dediğimiz maden suyunu da aslında biz yine sınırlı bir şekilde tüketmemiz gerekiyor. Yani aslında kolayla aynı değerde mi tutuyorsunuz? Öyle mi anladım şu anda? Yani o şekilde değil. Soda ve mineralli su birbirinden farklı dedik. Hı hı. Mineralli su dediğimiz yani doğal maden suları çok fazla içerisinde sodyum, işte potasyum gibi mineralleri içerebiliyor. Aynen. Hocam. Hem içeriğine bakmak gerekiyor. Mu? Değişiyor. Evet. Doğal kaynak suları içerik açısından değişir. Ama işte mineral açısından zengin olduğundan bunlar, bu mineralli sular, miktarı ve kullanım sıklığı bizim için önemli. Herhangi bir böbrek rahatsızlığımız var mı diye mutlaka bakıyoruz. Sağlıklı bir bireyde bile bir taneden fazlasını günde önermiyoruz aslında. İşte bir böbrek problemi varsa ki o zaman sıklığı ve kullanımı daha da azaltılmalı. Böbrek taşlarını arttırabiliyor, işte herhangi bir sıkıntı varsa miktarına dikkat etmek mutlaka gerekir.
Bitki çaylarını önerir misiniz hocam? Örneğin bu rahatsızlığı işte insülin direnci olan, kansızlık olan, tabii diğer rahatsızlıklar, tiroid rahatsızlığı olan hastalarda bitki çaylarının da kullanımı bazen tehlikelere yol açabilir mi? Hem de kilo verimini engelleyebilir mi? Şimdi her türlü bitki çayı aslında bizim için riskli bir gruptur. Çünkü bitki çayları direkt karaciğerde metabolize oluyorlar ve karaciğeri yorma ihtimalimiz, karaciğer yetmezliğine kadar bitki çayları götürebiliyor. O yüzden bu bitki çaylarının aldığımız yerleri çok önemli. Yani aldığımız bir yerde açık bir bitki çayı alıyorsak, özellikle güvendiğimiz bir aktar veya işte bir yer olmasına, kapalı bir ambalajda olmasına, bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü iyi bir koşulda saklanmazsa bitkiler ne olabiliyor? Etken maddesi uçucu olup zaten gidebiliyor. Tam tersi orada bir bulaş olabiliyor. Aflatoksin dediğimiz zararlı mikroorganizmalar üreyebiliyor. Aynı zamanda işte açıkta bir yerde duruyorsa nemlenebiliyor ya da bir böceklenme, kurtlanma hali olabiliyor. O yüzden ilk önce aldığımız kaynak bizim için çok önemli. Güvenilir bir kaynak olmalı. İkincisi tüketim miktarı, sıklığı, bunlar gerçekten çok önemli. Bitki çaylarında çünkü yapılan çoğu deneyde hayvan deneyleri yapılmıştır. Yani o yüzden bunların çoğunun diyeyim letal doz dediğimiz işte bizim için zararlı olabilecek dozu çok fazla belli değildir. O yüzden biz bitki çaylarının kullanımında gerçekten çok dikkatli olunmasını istiyoruz aslında. Kafamıza göre işte şu bitkiyi birleştirdim, bu bitkiyi birleştirdim, bir bitki çayı demledim, evde yaptım gibi olmasını çok önermiyoruz. Her bitki çayının gramı bile, işte bir zencefilin, bir zerdeçalın miktarı bile yine bizim için önemlidir. Kışın kilo alımı neden daha rahattır hocam? Kışın neden kilo alınır? Kışın almamızın sebebi şu olabilir aslında. Hareket azalıyor. Hava yağmurlu oluyor ya da hava soğuk oluyor. Dışarıda bir yürüyüşümüz, dışarıda bir fiziksel aktivitemiz daha azalıyor. Yazın imkanımız varsa daha çok yüzebiliyoruz. Daha çok su içebiliyoruz yazın. En önemli şeylerden biri aslında bu oluyor. Çünkü kışın su içimimiz biraz daha azalıyor. Çünkü terleme azalıyor. Su ihtiyacımız, susama hissimiz biraz daha azalıyor. Öyle olunca daha az su içiyoruz. Metabolizmamız evet biraz daha hani hem spora hem sıvı tüketimine bağlı olarak bir azalma olabiliyor kışın. Bir de kışın karbonhidratlı gıda tüketimi biraz daha artıyor açıkçası. Yani evde otururken biraz daha fazla gıda tüketimi de oluyor. Hocam şöyle soralım, su tüketiminden bahsettiniz. Su tüketimini nasıl arttırabiliriz? Arttırmanın yolları nelerdir ve su tüketiminin bu rahatsızlıklara hem yararı hem de zararı nedir? Su bizim için çok önemli bir gıda demeyelim de su bizim için çok önemlidir. Yani vücudumuzun bizim %60-70'i aslında sudan oluşuyor. Kanımızda, hücrelerimizde, işte dolaşım sistemimizde, solunumda, sindirim sistemimizde her şeyde suyun yeri çok önemlidir. İşte suyu az tüketirsek sindirim sistemimiz yavaşlayabiliyor. Suyu az tüketirsek tansiyon problemleri oluşabiliyor. Bilinçle ilgili işte baş ağrısı gibi problemler oluşabiliyor. Yani sadece aslında zayıflama ile alakalı değil, her türlü hastalıkta da ve nasıl diyelim o işlemlerde de su bizim için çok önemli. O yüzden ilk önce düşünmeliyiz, bizim kilo başına mutlaka 30 ile 40 mililitre arası su ihtiyacımız vardır. Örneğin 60 kilo muyuz? En az işte 30 ile çarparsak 1800 mililitre bir su tüketimimiz günlük olması gerekiyor. Bunu nasıl arttırabiliriz diyoruz. İşte genelde bizim önerimiz o şişeyi gözümüzün önünde tutalım daha çok. Yani gözümüzün önünde oldukça tüketimimiz biraz daha artabiliyor. Su tadını sevmeyenler olabiliyor. O zaman diyoruz ki bunu biraz aromalandıralım. İçine biraz nane koyabiliriz, içine tarçın atabiliriz. Biraz daha bazen işte limon gibi, portakal gibi aromalı meyveleri içine biraz atabiliriz. Bu şekilde tüketimi arttırmamız mutlaka gerekiyor. Bazen ben diyorum saat kurun diyorum. İşte saatli bir şekilde tüketmeye çalışalım. Hani olabildiğince kendimize hatırlatacağız. Şeyler yapmalıyız. Hocam peki kışın nasıl diyet yapılabilir rahatlıkla kilo verebilmek için? En başında da konuştuğumuz gibi aslında bizim diyet yapmamızda birçok faktör var. Kilo vermemizi etkileyecek birçok faktör var.
Ne gerekiyor ilk önce? Tamamen benim herhangi bir hastalığım var mı yok mu buna bakıyoruz. İkincisi konuştuğumuz gibi bir disipline girmemiz gerekiyor. Kışın aslında yaz kış çok fark etmiyor bizim için. Sadece biraz hedefler değişebiliyor. Yani kış sonlarına doğru özellikle şimdi Mart, Nisan başı gibi daha çok zayıflama düşüncesi artıyor. Bunun sebebi yaz geliyor. Biraz daha hani fit bir görünüm olsun istiyoruz. Aslında yaz ve kış arasında bizim diyet yapmamızı etkileyecek çok fazla bir faktör yok. İkisinde de eğer biz disiplinli olursak, dikkat edersek, diyetimizi uyarsak, sporumuzu yaparsak, güzel suyumuzu tüketirsek ikisinde de çok rahat kilo verebiliriz. Hocam tabii bu kışı birazcık böyle garip atlattık mı diyelim. Ne kış yaşadık ne sonbaharı ne anladık. Tam soğuk ne evet, tam sıcak. Böyle Evet, havalar evet. bir karma karışıktı ama şimdi tabii önümüz ilkbahar. İlkbahara geçişte böyle sancılı mı olacak bilmiyoruz. Dolayısıyla bu mevsim geçişlerinde de rahatsızlıklar çok fazla oluyor. Ama rahatsızlıkların başında en temel şey de bağışıklık sistemimiz. Bağışıklık sistemini nelerle güçlendirebiliriz? Neleri tüketmeliyiz, neleri tüketmemeliyiz? Kendimize nasıl iyi bakabiliriz? Şimdi dediğiniz gibi tam geçiş ayları bizim için önemli aylardır. Bağışıklığımızı mutlaka daha yüksek tutmamız gerekiyor. Besinlerle de biz buna gerçekten güzel bir destek olabiliriz. Neler daha çok bağışıklığımızı yükseltir mesela? C vitamininden zengin gıdalar. Nelerdir onlar? Şimdi Hangileri? Aslında tam da mevsimindeyiz. Güzel daha bitmeden. İşte portakaldır, mandalinadır, bunları nardır tercih edebiliriz. Yüksek C vitamini var. Ayva özellikle C vitamini açısından da zengin. Tabii porsiyonlarına dikkat ettiğimiz sürece bu tür meyveleri tercih edebiliriz. Yine bağışıklığımızı yükseltecek koyu yeşil yapraklı sebzeler bize yardımcı olur. Yüksek yine C vitamini içerirler çünkü. Probiyotik besinler bize yardımcı olabilir. Nedir bu probiyotik? Aslında baktığımızda mikroorganizmalardır, canlı mikroorganizmalardır. Bağırsaklarımızda yaşayan ve oradaki florayı, yaşam alanını düzenleyen. Bu da bizim hem bağırsak sistemimizi düzenleyen hem de bağışıklığımızı arttıran bir durumdur. Biz probiyotik içeren yani canlı mikroorganizmaları içeren gıdaları tüketmemiz, bizim için yararlı olanları tabii ki tüketmemiz bağışıklığımızı arttırabilir. Nelerde daha çok vardır bu probiyotik bakteriler? Kefir mesela güzel bir kaynaktır, mikroorganizmalar vardır. Yoğurt da yine güzel bir kaynaktır. Ancak ev yoğurdundan biraz daha probiyotik oranı normal yoğurtlara göre biraz daha yüksektir diyebiliriz. Ev yapımı yine turşular, sirkeyle yapılan turşular yine yüksek probiyotik kaynağıdır. Onun dışında neye örnek verebiliriz? Süt, yoğurt dedik. Yoğurdu örnek verdik, kefiri örnek verdik, turşuları örnek verdik. Bizim için güzel probiyotik kaynakları olurlar. Ayrıca bağışıklığımızı spor da çok güzel yükseltmeye yardımcı oluyor. Yani bir yürüyüş yapmak, fiziksel aktiviteyi arttırmak, beslenmeyi desteklemeyle birlikte bağışıklığımızı yüksek tutabiliriz. Kışın ödem atmak daha zordur hocam. Nasıl atabiliriz ödemi? İşte yaz aylarına girmeden önce hızlı detoksları mesela önerir misiniz? Ya da detokslardan kaçınmalı mı? Ya da detoks kavramı nedir? Yani şöyle ilk önce ödem atmayla başlayalım. Kışın evet biraz daha zor oluyor. Bunun sebebi bence biraz daha az su tüketmemiz. Çünkü terleme olması için yine vücudumuzun ısısının yükselmesi için işte ne oluyor? Hem biraz daha spor aktivitemiz yazın daha fazla oluyor. Daha çok terliyoruz. Daha çok ödem atabiliyoruz. Ve suyu daha fazla içtiğimiz için yine bize ödem atmada yardımcı oluyor. Kışın nasıl yapabiliriz? Konuştuğumuz gibi sıvı tüketimini arttırmaya çalışabiliriz. Ne yapabiliriz? Yine koyu yeşil yapraklı sebzeleri tüketebiliriz. Yine onlar da ödem atmaya yardımcı olabilir bize. Ama fazla işte bilmediğimiz türde bitkileri, bu ödem atacak, ben bunu kullanayım. Ben onları çok önermiyorum açıkçası. Mutlaka bitkinin etken maddesine bakılmalı. Bize herhangi bir zararı var mı ona bakılmalı. Miktarının bize zararı var mı ona bakılmalı mutlaka. Detoksa gelirsek, detoks aslında arınmadır. Vücudumuzu
işte zararlı toksinlerden arındırmaktır. Biz bunu uzun süreli kesinlikle yapmayı önermiyoruz. Bir gün, iki gün belki hani bir sıvı hafta, beslenme mesela olabilir. Bir hafta detoks yapanlar var. Bunlar tamamen yanlış mı peki? O tamamen sıvı detoks yanlıştır. Yani bunu katı gıdalarla yine ihtiyacımız olan gereken bir proteinle desteklememiz şart. İki gün biraz daha hani ödem atmaya yönelik bir detoks, daha sıvı beslenme, bağırsaklarımızı temizlemek için bir sıvı beslenme belki tercih edilebilir. Özellikle işte diyete başlamadan önce olabilir ya da diyetin ortalarında yine bir değişiklik olsun diye yapılabilir. Ama uzun süreli o bir haftalık detokslar çok doğru sonuçlar değildir bizim için. Çünkü daha çok ne oluyor? Su kaybı oluyor vücuttan. Aslında biz gerçekten orada bir yağ yakımı, bir yağ kaybı tam olarak %100 sağlıyoruz diyemeyiz orada. Peki detoksun bir mevsimi var mıdır hocam? Şu mevsimde yapılmalı, daha fazla yarar sağlar ya da şu mevsimde yapılmamalı. Bunun bir ayı yok, var mıdır yok. Ya da Hayır, herhangi bir ayı yoktur. Ama hani diyete başlamadan önce ben bir vücudumu temizleyeyim, bağırsaklarımı bir temizleyeyim, bir arındırayım kendime diye düşünüyorsak, ne zaman başlarsak başlayalım diyeti öncesinde yapabiliriz istersek. Hızlı kilo verdiren diyet programlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya da hocam biz aslında programın başında da konuştuk. İşte sizin altını çizdiğiniz kişiye uygun diyetler, işte bu hastalıklardan da kaynaklı olarak. Kişiye uygun diyet yapımından ziyade internette yazan işte gelir geçer kurallar, bir haftada 10 kilo veya işte bir ayda 15 kilo verdiren diyetleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi tabii bununla ilgili cep telefonlarında application'lar da çıkmaya başladı. İşte oradan uzmanlar görmeden hastaları diyet programları veriyorlar. Bunları genel olarak nasıl bakıyorsunuz? Nasıl değerlendirebilirsiniz? Yani şöyle diyebiliriz. Yine kişisel faktörler burada diyet programında özellikle çok önemli. Diyetimizin kalorisi tamamen kişiseldir. Herkes işte aynı kaloride, ikimiz de aynı kaloride bir diyeti uygulayalım. Aynı kiloda olsak bile aynı sonuçlar veremeyebiliriz. Neden? Çünkü genetik faktörlerimiz vardır, çevresel faktörler vardır, bir hastalık şeyi vardır, farklılığı vardır. O yüzden iki kişi aynı kiloda olsa bile aynı kaloride diyeti yaptığında aynı sonucu alamayız. O yüzden çok kalori bazlı gidilen işte düşük kalorili diyetler aslında çok önermiyoruz. Hem de metabolizmayı yavaşlatıyor. Hızlı tiroidlerin hızlı çalışmasıyla birlikte ne yapabiliyor? Yine bir tiroid problemlerine sebep olabiliyor. O yüzden biz genelde düşük kalorili diyetleri, hızlı kilo verimlerini çok önermeyiz. Dünya Sağlık Örgütü de bu konuda belirli bir yönerge izlemektedir. Diyor ki bize haftada ağırlığımızın %1'inin kaybı sağlıklı bir kayıptır. Yani 80 kiloda bir birey diyet yapmak istiyor. Kilo vermesi ne kadar doğrudur bir haftada diye düşünürsek ağırlığımızın %1'i yani 800 gram haftalık vermesi onun için sağlıklı bir sonuçtur. Hızlı kilo vermek her zaman sağlıklı bir sonuç değildir bizim için. O yüzden hani mutlaka bir uzmanla birlikte çalışmak bu konuda sağlığımız için çok daha önemlidir. Yani bunu günlük düşünmemek gerekiyor. Ben bir haftada işte bir ayda 10 kilo vereyim de sonra düşünürüz demek aslında sağlığımıza karşı çok büyük bir ihanet ediyoruz orada. Aslında ben diyorum ki sağlıklı beslenmek geleceğe yapılan bir yatırımdır. Mutlaka bizim kendimize uygun bir diyeti uygulayarak sağlıklı koşullar altında kilo vermemiz çok daha doğrudur. Hocam karbonhidrattan konuştuk ama meyveden de bir kısaca bahsetmek istiyorum. Meyvenin zararları nedir, yararları nelerdir ya da meyve çok fazla tüketiminde kilo verimini yavaşlatır mı içinde? Çünkü glikozu oldukça yüksek olan bir besindir ama bunu da meyveden meyveye kısıtlamak mı gerekiyor yoksa genel bir tanımlama yapabilir miyiz bu konuda? Şimdi meyvenin şekeri, fruktoz dediğimiz meyve şekeri aslında tamamen miktarın porsiyonunu tükettiğimiz sürece öyle bir kilo yapıcı, işte kilo aldırıcı bir etkisi yoktur bize. Biz günlük almamız gereken karbonhidratın içerisinde zaten meyveyi ve sebzeyi mutlaka sayarız. Sağlıklı bir diyette 5 porsiyon meyve artı sebze ikisinin toplamı olmasını isteriz. Nedir bu? Üçünü sebzeden yana mutlaka kullanırız. İşte sabah
yeşilliklerimiz, domates salatalığımız, öğlen bir salatamız, akşam yemeğinde bir salatamız. Ve bu kişiye göre değişmekle birlikte bir veya iki porsiyon meyveyi mutlaka biz diyetimize koyarız. Çünkü konuştuğumuz gibi bağışıklık sistemi için bizim meyvelere ihtiyacımız var. Yine antioksidanlar için kansere bile karşı koruyucu içerisinde onun antioksidan yapıları var. Bunları da yine kullanırız. Aslında biz kilo kontrolünde de yine meyveleri kullanıyoruz. Lifli meyveler, özellikle ayva gibi tok tutmaya yardımcı meyveler de oluyor. O yüzden aslında meyveler bizim vazgeçilmez noktamız. Hı hı. Porsiyonuna dikkat ettiğimiz sürece. Nedir bu porsiyon? Genelde bir porsiyon bir avuç içi büyüklüğünde olan meyvelerdir. Taneli meyvelerde genelde işte ne yaparız? Ne kadar diyelim, bir kuru kayısı da 3-4 kuru kayısı deriz. Ya da bir elma diyelim, bir küçük boy elma ya da büyük boy bir elmamız var, yarısını yiyelim deriz. Muz ne yaparız? Büyük boy bir muzsa mutlaka yarısını ya da küçük yerli boy muzlarımız var. Onları tüketebiliriz. Ne yapabiliriz? Beri gibi taneli meyveler varsa bunları işte bir çay bardağı porsiyonu yapabiliriz. Hı-hı. Miktarına dikkat ettiğimiz sürece meyveleri hayatımızdan kesinlikle çıkarmamıza hiç gerek yok. Hı-hı. Çok teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık, bizleri kırmayıp buraya kadar geldiğiniz için teşekkürler. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Efendim, Her Şeyin Başı Sağlık programı bugünlük de sonuna geldik. Güzel ve sağlıklı gün geçirmeniz ümidiyle. Hoşçakalın.